İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener market raflarında yaptığı provokasyon nedeniyle ifade veren Mahir Akkoyun'u savunmuştu. Ancak Akkoyun'un geçmişte yaptığı paylaşımlarda Öykücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'na hakaret ettiği belirlendi. Amerika'da benzer provokasyonuna zanlılar mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı. Meral Akşener'in savunduğu etiketçinin Skandal Türkeş ve Yazıcıoğlu paylaşımları ortaya çıktı. Etiketler basarak sosyal medyada provokasyon yapan Mahir Akkoyun ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de destek verdiği Akkoyun'un devlete katil dediği ve terör örgütü YPG'yi Kürt grup olarak nitelediği paylaşımları ortaya çıktı. Akkoyun'un ayrıca ülkücülere hakaret edip Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlendi. Akkoyun'un terör örgütü etkinliklerine katıldığı ve yeniden kuruluş partisinin yapılanması içinde olduğu öne sürüldü. Provokasyon geçtiğimiz yıl Amerika'da benzin istasyonlarına yapıştırılan Joe Biden'ın "Did it, ben yaptım" stikerlerini akıllara getirdi. Eylemi gerçekleştiren şahıslar özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı. Öte yandan Mahir Akkoyun'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grafiker olarak çalıştığı ve HDP kontenjanından işe girdiği iddia edildi. CHP her ilde, her belediyesinde HDP'ye ciddi kadrolar vermiştir. Bugün İzmir'de de 600'den fazla HDP'linin kadroya alındığı konuşulmaktadır. Bu durum büyük şehirlerde CHP-HDP'ye oy diyeti mi ödedi sorusunu akıllara getirdi. HDP'siz seçim kazanılamaz sloganının maskesinin bu partilere dayatıldığını, dolayısıyla geçtiğimiz seçimde alınan oyların da HDP'ye bir bedelinin ödenmesi gerektiğini bugün HDP açıkça PKK sözcüleri vasıtasıyla dile getirmektedir.